Hangi dil bilgisi kitabını almalıyım? Öncelikle ilk cümlem, bu videonun ilk cümlesi şu olsun istiyorum. Herhangi bir dil öğrenirken gidip ilk önce kendimize bir o dille ilgili dil bilgisi kitabı almıyoruz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ve eğer Arapçaya yeni başlamışsanız, bu izlemiş olduğunuz kanalımızdaki ilk videoysa yine gidip bir kitap almanızı tavsiye etmiyorum. En azından Kur'an-ı Kerim'de ene'yi, ente'yi, nahnu'yu böyle bir görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bitişik zamirleri, na'yı, ke'yi, kumu, bunlardan biraz haberdar olup düzenli düzensiz fiillerin farkını anlayabilmemiz lazım bana kalırsa kitap almadan evvel. Ya da işte fil beyti, ilel beyti, minel beyti gibi harficiellerin isme yapmış oldukları etkiyi, belirtme halini, bulunma halini, yönelme halini, bunları biraz bildikten sonra gidip herhangi bir kitap almanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Bunun dışında gidip herhangi bir kitabı görmeden ya da sadece internetteki yorumlara bakarak bir arkadaşımızın çok güzel ben faydalandım demesine bakmadan önce biraz böyle bir Arapçayla biraz haşir neşir olup kafamızda böyle 3-5 bir fikir olduktan sonra gidip kitap almanın biraz daha uygun olacağını düşündüm. Yoksa bana bu şekilde hangi kitap diye mail atan arkadaşlar 3. 5. videolarda atmışlardı ama biz şu anda 40. videoya geldik. İşte ben de o yüzden şu anda tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık epey kafamızda böyle bir Arapça ile ilgili bir iyi kötü bir şeyler oluştuğunu düşünüyorum. Ve bu videoda söyleyeceklerimiz İlahiyat Fakültesi'nde okuyan arkadaşlarımız aslında ilgilendirmiyor. Onlar zaten pek çok fazla kaynak alacaklar. Biz bu videolarla hedef kitlemiz diyeyim daha doğrusu evde kendi imkanlarıyla Arapça öğrenmeye çalışanlara yardımcı olarak. Dolayısıyla böyle bir videonun faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi 3 tane kitaptan bahsedeceğiz. Bu 3 kitabın bir özelliği var mı? Özellikle bu 3 kitabı neden tercih ettim? Şimdi buna girecek olursak çok fazla video uzayacak ki elbette bu 3 kitabı seçmemin pek çok sebebi var. Ancak ben bunlara uzun uzadıya girmek istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yazarları tanımıyorum zaten. Bu yazarların reklama falan da ihtiyaçları yok. Zaten son derece popüler kitaplar. Sadece şu bir detay olarak bu kitapla ilgili. Yani diğer kitapları seçmedim. Pek çok özelliği var demiştim. Bir de bu kitaplara bakarken büyüteç falan kullanmanıza gerek yok. Yani bazı yazarlar böyle öyle bir basıyorlar ki kitapları yani. Böyle adeta büyüteçle bakmak gerekiyor. Bunu diğer yazarların kitaplarını eleştirmek amacıyla söylemek istedim. Ki sadece yazı puntolarından dolayı değil, söylemiş olduğum gibi çok fazla sebebi var yani bu kitapları, bu üç kitap üzerinde durmamın. Ancak video uzamasın diye buna girmiyorum. Ve bu videoda anlatacaklarımdan dolayı illa gidip bu kitapları alın da demiyorum. İnternetten sipariş zaten kesinlikle etmeyin. Yani daha doğrusu şöyle, yani önce kitapları gidip kitapçıda görün, içindekiler kısmına bakın, sayfalarını şöyle bir çevirin. Kitaba böyle biraz ısının, ondan sonra alırsanız isterseniz internetten de tabii sipariş edebilirsiniz ama benim bu videoda söylediklerime bakarak kitabı görmeden gidip almayın. Bu üç kitap içerisinde sadece bir tanesini görme imkanınız yok. Kapalı kutu içerisinde satıldığı için. Dolayısıyla da o kitapla ilgili de ben biraz daha fazla açıklamada bulunacağım. Şimdi üç kitabımıza geçelim. Mehmet Maksutoğlu. 3 buradaki 3 isim de zaten akademisyen. Şu an Necla Hanım ve Kerim Bey de profesör olmuş olmaları lazım diye tahmin ediyorum. Mehmet Maksutoğlu Türkiye'de son derece tanınmış artık 1 numara diyebiliriz. Belki yaştaşlarından ve o devirde kendi devrinde basmış olduğu Maksutoğlu kendi kitaplarını bastığı zaman da pek çok muhtemelen Arapçaya hakim insanlar vardır, yazarlarımız vardır ancak belki kitap bastıramamışlardır ya da bastırmışlardır, satılamamıştır ya da ne bileyim çeşitli imkansızlıklar olmuştur. Sadece 1 numara derken Maksutoğlu diye söyledim. Mutlaka çok fazla insan vardır ancak Maksutoğlu'na Türkiye'de 1 numara desek de aslında hata etmiş de olmayız. Bizim yaşımızdan çok daha fazla Arapça ile ilgilenmiş bir ne diyelim üstadımız diyelim. Şimdi her ne kadar Maksutoğlu profesör olmuş olsa da ve Türkiye'de 1 numara diye biz tanıtmış olsak da şöyle düşünebilirsiniz. Bir beyin cerrahı var diyelim. Sürekli ameliyatlara gidiyor ama sizin parmağınıza da kıymık batmış. Yani
Bir taraf saatlerce beyince ameliyatlarına giriyor ama sizin parmağınızda kıymık batmış. Şimdi dolayısıyla Maksutoğlu'nun her kaynağı güzeldir diyelim. Ancak her kaynak bizim işimize yarar diyemiyorum. Yani böyle bir cümle kullanamıyorum. Neden? Mesela bir örnek vereyim. İzrail ile ilgili mesela bir kitabında ben sadece bir örnek görmüştüm. Çünkü kitap kurallara birer ikişer örnekler vererek geçip gidiyor. Dolayısıyla da öyle bir kitap bizim işimize değil de mesela İlahiyat Fakültesini okuyan birilerinin işlerine yarayabilir. Dolayısıyla da bir yandan da bunu söylüyorum. Yani hemen gidip kitabı sipariş etmeyin diye. Pek çok kitabı vardır. Bunların içerisinde mesela ben buraya hemen Arapçayı öğreten kitap diye aldım. Bir diğeri de mesela herkes için Arapça 6'dan 66'ya diye bir kitabı var. Tabii çok fazla kitabı var. Yani konuşma kılavuzları ile ilgili kitapları da var. Yani gidip bu isim olarak tanıtmak istedim sadece. Ama yine gidip siz kitap evlerinde önce kitabın içeriğini mutlaka görmenizi rica ediyorum. Ama tabii bana soracak olursanız ekonomik durumunuzda herhangi bir problem yoksa ya ben alırım problem değil 50, 100, 200, 300 lira ben veririm diyorsanız buradaki göstermiş olduğum 3 kişinin bütün kitaplarını da almanızı tavsiye ederim. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki her kitap sizin işinize yarayacak. İşte ben bu kitapla ilerlerim diyebileceğiniz türde kitaplar olmayabilir. Yani belki İlahiyat Fakültesi son sınıf ya da yıllarca imamlık yapmış Arapçası çok kuvvetli. Böyle bir hatırlamak maksadıyla almak isteyenler insanlar için faydalı olabilir ama dediğim gibi mutlaka gidip o kitabı siz görün diye tavsiye ediyorum size. Tabii genel olarak söyleyeceğim birkaç şey daha var. Sadece şöyle bir yazarlardan ve kitaplarından bahsedeyim istiyorum. Necla Yatsıman'a bakacak olursak ablamız diyelim kendisine. Sıfırdan Arapça öğreniyorum şeklinde kitabı var. Aynı zamanda bu kitabın videolarını da yapmış durumda. Bir televizyon kanalında çekmişler yanılmıyorsam. YouTube'da videolarını görebilirsiniz. Ayrıca kendisinin de bir kanalı var. Necla Hanım'ın. Bir saniye hemen bulayım onu. Evet, kendisinin kanalı bu. Ancak benim söylemiş olduğum sıfırdan Arapça öğreniyorum videoları tamamıyla bu kanalda değil yanılmıyorsam. Onu Allah'ın ayrıyeten selamı üzerinize olsun. Ama benim bahsetmiş olduğum sıfırdan Arapça öğreniyorum videoları bunlar değildi. Onu da ayrıyeten internette araştırmanızı tavsiye ediyorum. Zaten kitaptaki cümlelerden yola çıkarak gidiyor. Yani kitabın tamamını değil de baştan sona işte bazı örnek cümleleri alarak, kitabın içerisinden faydalanarak o videoları yapmış. Bu kitabın da faydalı olacağına inanıyorum dedikten sonra Kerim Açık'a gelmeden evvel bu iki kitapla ilgili olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bizim videolarımızda anlatmış olduğumuz şekilde üst çizgi, alt çizgi ya da işte harficeller ismin son işaretini işte alt çizgi yapıyor. Bazı duruma göre belirtme hallerinde üst çizgi oluyor falan diye biz anlatıyoruz. Anlatmasa da normalde bu şekilde anlatılmıyor tabi Arapça. Ben sadece nasıl kolay olur diye evin içerisinde böyle oraya buraya gidip gelirken aklıma bu şekilde bir yöntem geldi ve o şekilde videoları yapmaya gayret ettim. Ancak burada o şekilde değil, klasik anlatım metodu devam ettiği için ilk etapta gidip eğer kanalda izlemiş olduğunuz ilk video bu videoysa ya da hemen ikinci, üçüncü videodan sonra bu videoyla karşılaşmışsanız gidip bu yazarların kitaplarını değil bana kalırsa bu benim düşüncem yani. Biraz daha ilerledikten sonra kitap almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bazı arkadaşlar kitap alıyorlar. İşte dammeydi, mefulüm, fihti, bihti derken bu iş olmaz deyip bir tarafa bırakabiliyorlar. Ancak sizler artık bu anda 40. videoya kadar gelmişken örneğin bu Arapça öğreten kitapla ilgili konuşmak gerekirse yaklaşık 600 sayfalık, 580 küsürdüm. 600 sayfalık bir kitap. Bu kitabın zorlanmadan yarısına kadar geleceğinize hemen zaten yani tamamını bitirebilirsiniz aslında ama yani hiç 588'miş bu esnada. 589 diyelim. Hiç zorlanmayacak bir şekilde böyle yattığınız yerden koltuğunuzda sayfaları çevire çevire ilerleyebileceğinize inanıyorum. Yani bir roman gibi okuyarak da o kadar hızlı da gidemezsiniz ama böyle düşüne düşüne, göre göre, altını üstünü çize çize zevkle ilerleyebileceğinizi söyleyebilirim bu Arapça öğreten kitapla ilgili. Ama dediğim gibi yani mutlaka kitabı kendiniz görün. Sıfırdan Arapçayı öğreniyorum kitabına baktığınız zaman
Zaten bayanın Necla Yatsıma'nın videolarını, bu videolarını yani adım adım, yanılmıyorsam videoların ismi, evet o da olabilir. Adım adım Arapça. Bir saniye. Evet, Necla Hanım'ın videoları buradan, Necla Yatsıman. Adım adım Kur'an dili kitabından diye geçiyor. Bu videoları zaten mutlaka takip etmenizi size tavsiye ediyorum. Daha sonra kitabı alıp almayacağınıza, daha sonra kitabı alıp almayacağınıza siz de karar verebilirsiniz. Ama yine dediğim gibi kitabı şöyle bir görün. Niye diyeceksiniz? Eğer bir eleştiride bulunmak gerekirse, gerçi bu pek çok, sadece burada yazmış olduğumuz yazarlar için değil, pek çokları için geçerli. Hemen mesela çoğullardan hunne. Öyle tahmin ediyorum ki bayan Kur'an kurslarında daha çok bayanlara hitap edebilmek için, ya da daha çok bayanlar halk eğitimlerde, Kur'an kurslarında gündüzleri gitme imkanları biraz daha fazla olduğu için diye düşünüyorum. Hunne ile ilgili fiillerin çekimlerine gelmişler ki biz hiç ona değinmemiştik zaten. Yani kim nerede karşılaşıp da o bayanlar ne yapıyor, o bayanlar neredeler şeklinde bir soru soracak. Ancak bu hunnelerle ilgili çekimler de hemen kitabın başında var. O yüzden de şaşırmayın. Zaten bir yandan da o yüzden 40. videoya kadar gelmenin gerekliliğine inandığım için bu videoyu bu kadar beklettim. Bu da faydalanabileceğiniz kaynaklardan bir tanesi diyebilirim. Videoları zaten mutlaka izleyin diyorum. Böyle bir tavsiyede bulunuyorum. Kerim Açık deyince, Fono'nun yayınlarında, Fono Arapça yayınlarının 6 ciltlik kitabı var. O kitabın kapağında hemen çevirdiğiniz vakit basım tarihi vesairesi yazıyor ama Kerim Açık'ın ismi yazmıyor nedense orada. Belki de bir komisyon olarak orayı hazırlamış olabilirler. Ancak Kerim Açık'ın Fono Arapça ile ilgili olmuş olduğu, çıkarmış olduğu bazı kaynaklar var. Belki sadece o 6 ciltlik kitapta ismi olmayabilir. Ancak Fono'ya Arapça kaynak olarak yardımcı olduğunu ben biliyorum. Ve benim eğer imkanınız varsa daha çok tavsiye edebileceğim de bu Fono yayınlarından ya da Kerim Açık'ın Fono ile ilgili Fono'ya yazmış olduğu yayınlardan almanız. Niye diyeceksiniz? Şimdi 6 ciltlik bir kitaba sığdırılmış. Diğerlerine baktığımız vakit sadece 500-600 sayfalık kitaplar. Necla Yansıman'ın adım adım Arapçasında bir de sonuna Kur'an ayetlerinden örnekler verdiği vakit biraz daha sayfa sayısı biraz daha fazla olabilir. Şimdi sayfa sayısını hatırlamıyorum ama genelde 500-600 sayfalık bir kitabın içerisinde Arapça ile ilgili bütün her şeyi sığdırmaya çalışırken böyle bir az örnek olmuş oluyor. Ama Kerim Açık'ın kitabına baktığımız vakit, o 6 ciltlik hazırlamış olduğu ya da komisyonca hazırlanmış olduğu kitaba baktığımız vakit artık çok daha fazla örnek var. Dolayısıyla fiyat farkına bakmazsanız sadece Kerim Açık'ınki şu anda yanılmıyorsam işte Fono'nun yaptığı indirimlere göre bazen indirimlere giriyor. 225, 250, 300 lira civarında değişen fiyatlar. Bu 2020'nin fiyatları. Oysa bundan yıllar evvel aslında çok çok daha pahalıydı. 500 lira falan, o zamanlar belge falan da veriyorlardı. Şimdi hala yine belge veriyorlar ama belgenin içeriğini değiştirmişler. Yani şu anda da bir belge veriliyor Arapça bildiğinize dair. İşte sınavın senin şeyin sonunda, kursun sonunda size bir sınav yapıyorlar. Sınav bölgelerini seçebiliyorsunuz işte Ankara, Antep, İstanbul vesaire gibilerinden. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan görevli kişilerin eşliğinde bir sınav oluyorsunuz. Diğer dillerde de bunu yapıyorlar ama Arapça ile ilgili sözlü sınav yoktu. Son zamanlarda getirdiler onu bilmiyorum ama İngilizce ve diğer İngilizce ile ilgili yazılı sınavın dışında bir de sözlü sınav yaparken Arapça ile ilgili sözlü sınav yoktu. Sadece yazılı sınav vardı. Ama tabii yıllar içerisinde herhangi bir değişiklik yaptılar mı diyeceğim. Şimdi aklıma geldi. O sınavı kaldırdılar. Sadece online yapıyorlar artık sınavları. Evet doğru. Özür dilerim. Eskiden bizzat Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan görevlendirilen öğretmenlerin eşliğinde sınav yapılırken artık onu kaldırmışlar. Sadece online üzerinden, internet üzerinden bir sınav yapıyorlar ve uluslararası geçerli olduğuna söyledikleri bir belge veriyorlar. Bilmiyorum belgeye ihtiyacımız olur mu olmaz mı ama neyse, şimdi konu Fono yayınlarına gelince oradan daldan dala biraz atlamış olduk, ondan da biraz bahsetmiş olduk. Şimdi Fono'nun yayınlarını biraz daha incelemeden evvel genel itibariyle şöyle baktığımız vakit anlatım tarzı bizim anlatım tarzlarımızın biraz daha farklı olduğunu söyledikten sonra bu Fono ile ilgili biraz, Fono'nun Arapçası ile ilgili biraz konuşmak istiyorum.
Şimdi fono duymuşsunuzdur, pek çok kaynağı var. İşte temel İngilizce, ileri İngilizce vesaire gibilerinden. Her dilde var mı ilerileri vesairesi, ama ben bu temel İngilizce ve Almanca üzerinden örnek vermek istiyorum. Aldığınız vakit böyle ilerleyip gidiyorsunuz. Almanca'da da aynı o şekilde. Ancak Arapça'da sadece temel Arapça var. Yani ileri Arapça diye bir kitap yok. Dolayısıyla da bu temel Arapçanın içerisinde 5. ve 6. kitaba baktığınız vakit normalde belki olduğu zaman, yani mesela ileri Almanca olmuş olsaydı, içerisine temel Almanca kitabının içerisine almayacakları bazı konuları ileri Almanca, ileri Arapça alacaklardı. Dolayısıyla da son kitapları, 5. ve 6. kitabı normalin dışında o kadar zor olmayacaktı diyebilirim. Almanca ile ilgili bu örnek vermek istersem, ileri Almanca kitabını basmadan önce temel Almanca'nın en arka sayfasında şunu söylüyorlardı. Almanca ile ilgili işte 96 dersimiz, her kitapta 16 ders var. 96 dersimiz bu kitapla beraber bitmiştir. Sınırlı sayıda kelimeyle işte Almanca ile ilgili, temel Almanca ile ilgili bilgileri vermek istedik. Bu kitap bizim son kitabımız olduğu için, ileri Almanca kitabımız olmadığı için, ileri Almanca'da bulunabilecek bazı işte cümleleri de bu temel Almanca kitabımıza aldık diye yazmışlardı ve ardından da ilerleyen yıllarda ileri Almanca kitabını çıkarınca temel Almanca kitabında tekrardan yenilediler. Yepyeni bir versiyonla tekrardan çıkardılar ve böyle güzel bir kitap yayınlamış oldular. Arapçada da öyle tahmin ediyorum ki fono ilerleyen bir tarihte ileri Arapçayı çıkaracağı zaman öyle tahmin ediyorum Almanca'da yapmış oldukları gibi bu temel Arapça kitabının içerisindeki 6 kitap içerisinden bazı cümleleri, bazı bölümleri çıkarıp onları da ileriye alacaklar diye tahmin ediyorum. Yani siz temel Almanca kitabı alıyoruz derken böyle bazı özellikle 5. ve 6. kitaplarda zor yerlerle karşılaşabilirsiniz. Sadece fonunun Arapçasının temel Arapça değil, böyle biraz daha yoğun olduğunu düşünmenizi istiyorum. İşte peki bu temel fonunun Arapçası ile ilgili olarak ne söyleyebilirim? Bu diğer yazarların kitaplarına da gelince, bana kalırsa benim düşüncem, sizler İlahiyat Fakültesinde okumuyorsunuz. Kendi kendinize evinizde kendinize yetecek kadar Kur'an-ı Kerim anlayacak kadar ya da arkadaşlarınızla iyi kötü bir şekilde anlaşacak kadar Arapça öğrenmek istediğiniz için sayılara hiç gerek yok. İkililere hiç gerek yok. Çoklu fiillerin çekimlerine hiç gerek yok diye bunu söylüyorum. Ve bu kitaplarda da çalışırken alacak olursanız ya da diğer kaynaklarınız varsa, bana kalırsa hiç ikililerle uğraşmaya gerek yok. Hiç sayılarla uğraşmaya gerek yok. Şimdi Fono'nun bu Arapça kitabına baktığımız zaman ilk etapta hemen hezelerle başlıyor. Harflerden sonra hemen hezeye geçmiş. Basit cümlelerle güzel bir şekilde ilerledikten sonra hemen ikililere giriyor. Yani eğer eleştirilecek tarafı varsa bana kalırsa budur. Ama tabii ilahiyat fakültelerinde ya da İmam Hatip'teki okuyan öğrenciler okullarında ya da ilahiyat fakültelerinde sorularla, buna benzer sorularla, fiillerin çekimleri, bablar, işte kaçıncı baba girmektedir vesaire gibi sorularla karşılaştıkları için ister istemez yazarlar kitaplarına bu konulardan da alıyorlar. Daha çok onlardan bir talep geldiği için işte hemen ilk basit cümleden sonra birkaç cümlelerden sonra soru cümlesinden sonra bu fonoda diğer yayınlarda olmuş olduğu gibi ikililere almışlar, ikililere geçmişler. Bana kalırsa o ikilileri atlayın eğer alacak olursanız, ki diğer kitapları da o şekilde aynı tavsiyem. İkililerden sonra sayılar var. Uzun bir şekilde yine sayılardan bahsetmiş ama fonodaki çok fazla örnek cümlenin olduğunu da size söylemeliyim. Son basımı ile beraber yazı puntolarını da zaten biraz daha büyüttü fonu. Bunun dışında toplam 6 kitap. Her bir kitapta 16 ders var. İkinci kitabın, yani birinci kitap bitiyor. İkinci kitaba başlıyorsunuz. İkinci kitabın 25. dersinde ilk fiili veriyor diye hatırlıyorum. Yani hemen pat diye fiile girmiyor. Oysa pek çok kitapta hemen ilk fiile girdiğini görebilirsiniz. Bu Arapça öğreten kitapta da önce kelimeler, basit cümleler, sorular, cevaplardan sonra fiillere giriyor. Ama bazı yazarlar hemen fiillerle başlıyorlar. Kitaplarına böyle büyük puntolarla yazıyorlar. Burayı ezberleyin, bu çekimi ezberleyin gibilerinden. Ama fonunun böyle biraz daha rahat bir şekilde 6 kitaba yayması biraz daha bana kalırsa güzel. Ancak dediğim gibi ikililer var ve ardından sayılar var. Sayılara da hiç gerek yok.
Ondan sonra ancak fiillere geçiyor. Fiillerin çeşitlerinden bahsetmiş. Bizim onlarla da bir ilgimiz yok. Kaç çeşittir fiil, nelere girer, isim cümlesi nedir, fiil cümlesi nedir? Bizim bunlarla bir işimiz yok yani. Netice itibariyle, bak söylemediğim yer kaldı mı? Fono'nun işte son 5. ve 6. kitabının biraz zor olduğunu söyleyebilirim. Fiyat bakımından işte 220 ile 300 lira arasında gidip gelen bir fiyatları var. Diğer kitaplarını tam bilemiyorum. Yayın evinden yayın evine, internete daha uygun, daha makul bir şekilde ulaşabilirsiniz belki de. Ama en azından Necla Hanım'ın videolarını adım adım Arapça deyip aratabilirsiniz. YouTube'dan ya da sıfırdan Arapça öğreniyorum şeklinde aratabilirsiniz. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Unutmuş olduğum söylemek isteyip de unuttuğum acaba bir şey var mı diye düşündüğüm vakit, şöyle bir baktığım vakit. Evet, eğer ilk izlemiş olduğunuz videoysa ya da şu anda henüz bizim videolarımızın 3. 5. 10. videosundaysanız hiç acele etmeyin. Biraz daha ilerleyin ve kitap evinden bu yazarlar da olabilir, başka yazarlar da olabilir tabii. Mutlaka kitabı elinize alın. Bu ilaç bana iyi geldi, sana da iyi gelir gibilerinden düşünmeyin. Bir defa içindekiler kısmı cümle örneklerine şöyle bir bakarak daha güzel, faydalı bir yayınla çalışabileceğinizi umuyorum. Şimdilik bu kitaplarla ilgili birinci videomuzun sonu bu şekilde olmuş olsun. Çalışmalarınıza hepinize başarılar diliyorum.